Tam 16 gün sonra 25 cemaz ile evvel 1033 günü bırakmışlar Ayşe'yi hapishaneden. Kocası uyanmış ve şikayetçi olmamış Ayşe'den. Kazayla oldu demiş. Mahkeme hızla bitmiş. Köye eve dönmüş Ayşe o dört duvar arasına. Evde zulüm daha da fazlaymış artık. Kocası kasabaya bir süre inemediği için Ayşe Muhtar İsmail'in büyük oğlu İbrahim'le kasabaya inip bakkal için alınması gereken malzemeleri de almaya başlamış. 15 yaşındaymış İbrahim. Kur'an kursundan tanırmış Ayşe'yi. Ama amcasını bıçakladığını tüm köy öğrendiği için o da mesafeliymiş Ayşe'ye. Esasında Ayşe'ye tüm köy deli gözüyle bakmaktaymış. Ayşe ile İbrahim birlikte iki günde bir kasabaya erzak almaya inmeye başlamışlar. Kasaba hareketliymiş. İstanbul'dan haberler gelmekteymiş tren her geçtiğinde. İnsanlar hem savaşın yorgunluğunu hem de hayatın zorluğunu hissetmekteymişler. Ayşe kasabadaki hayatı gördükçe köye dönmek istemezmiş. Aklına düşmüş kaçıp kurtulmak, kendine başka bir hayat kurmak, daha güneye gidip Fatma'nın kocası gibi Adana'da yaşamak. Kasabada bölgenin en büyük pazarı kurulurmuş o zamanlar. Kasabaya indiklerinde Ayşe pazara da uğrarmış. Ayşe'nin kaçma fikri, pazarda her seferinde gördüğü Mahmut amcanın tezgahı başında yüksek sesle anlattığı öyküyle bölünmüş. Kilisliymiş Mahmut amca, yoğurtçu uzun Ayşe'nin oğluymuş. Uzun, kara yağız bir delikanlıymış gençliğinde, tıpkı annesine benzermiş. Annesi kentin en lezzetli yoğurdunu yaparmış. Herkes onlara gelirmiş yoğurt almaya. Bakır kaplara koyup saklarlarmış o yoğurdu. Üzerine çörek otu serperlermiş kiliste, daha lezzetli olsun diye. Fattum diye bir kız varmış aşağı mahalleden. Yoğurt almaya gelirmiş Mahmutların dükkanına her perşembe öğle namazından önce. Kara kaşlı, kara gözlü Fattum'a aşık olmuş Mahmut amca o zamanlar. Her geldiğinde bekletirmiş kızı, türkü söylermiş ona. Mahmut amca bu pazarda yoğurt satarken de hala o türküyü söylüyormuş. Peki Mahmut amcanın yolu kilisten bu kasabaya nasıl düşmüş? Ayşe insanların ne çok yer değiştirdiğini düşünürken bulmuş kendini. Ve bunu düşünürken karar vermiş sonunda kaçmaya. Yoğurt koydum dolaba, ellere bay. Yoğurt koydum dolaba, ellere bay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere bay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba, ellere bay. Seni doğurana, ellere. Pembe şalvarı sürünsün saçaklar ellere vay. Giymiş pembe şalvarı sürünsün saçaklar ellere vay. Kalaylı tas yoldu ellere bay. Kalaylı tas yoldu ellere bay. Seni kimler doğurdu, seni kimler doğurdu ellere bay. Seni kimler doğurdu, seni kimler doğurdu ellere. Ellere bay, alın anlı yoğurdu, alın.
pembe şalvarı, sürünsün saçakları, yerlere vay. Ellere canım Cicom, ellere vay. Ellere canım Cicom, ellere vay. Giymiş pembe şalvarı, sürünsün saçakları, yerlere vay. Giymiş pembe şalvarı, sürünsün saçakları.